İnsanlar bilgisiz doğar ama aptal doğmazlar. Ortalıkta aptal aptal dolaşıp kendini geliştirmeyen insanlara hayret ediyorum. Ama onlara sorsan onlar çok bilgililer. Hani bir söz var ya, cahillik çok güzel bir şey. Her şeyi biliyorsun. İşte evet, unutmayın. İnsanoğlu sıfır bilgi, sıfır cesaret, sıfır korkuyu ama full imanla dünyaya gelir. Ve siz çocuklarınızı nasıl yetiştirirseniz ve büyüdükleri zaman kişiler kendilerini nasıl yönlendirirlerse işte o kadar bilgili, o kadar cesaretli ve o kadar korkusuz oluyorlar. Unutmayın, korkmadan da cesaret sahibi olunmaz. Korkularınızı yendiğiniz zaman cesaret sahibi oluyorsunuz. Kendinizi geliştirdiğiniz zaman da aptallıktan uzaklaşıyorsunuz. Şu söz var ya, hiç vaktim yok, çok yoğunum, acayip yoğunum. Hayır, inanmayın sevgili dostlar. Hiç kimse söylediği kadar yoğun değildir. Sadece öncelikleri vardır. Sizi öncelikleri arasına almamıştır. Ve sizi oyalıyordur, geçiştiriyordur. Görüşmek, konuşmak için size vakit ayıramayan, yani öncelikleri arasına sizi koyamayan bir insana siz hayatınızın sonrası için çok da zaman harcamayın. Yoksa hayal kırıklığına uğrarsınız. Çünkü insanlara bu şekilde size davranmalarına müsaade ettiğiniz zaman bunu alışkanlık haline getirirler ve onlar için değersiz olursunuz. Evet, unutmayın. Kimse söylediği kadar meşgul değildir. Sadece öncelikleri vardır ve siz de ona göre davranın. Merhaba. Gelişmek ve zenginleşmek iki farklı kavramdır. Tabii ki zenginleşmek bir ülke için önemli ama maddi olarak zenginleşirken gelişmiyorsan, o zaman işte etrafımızda gördüğümüz gibi saatiyle, parasıyla, arabasıyla, yatıyla, katıyla kendini ifade etmeye çalışan bir görgüsüzler topluluğuyla karşı karşıya kalırsınız. Eğer zenginliğin yanında aklına, fikrine, zikrine yatırım yapıyorsa kişi, işte gerçek kalkınma budur. Kişisel kalkınma. Bu yüzden sizi maddi olarak bir yerlere taşıyan havalara kapılmayın. Kendinizi geliştirin. En büyük zenginlik önce kişisel gelişim ve para da kazanıyorsanız oh ne âlâ. Gelişmişlik ve zenginliği ya birlikte götürün ya da durup düşünün. Merhaba. Hayat size bir limon vermiş olabilir. Bu sizin bakış açınızla alakalı. Ya limonu yersiniz, ekşirsiniz, böyle hep bir rahatsız olursunuz. Ya da çalışırsınız, üretirsiniz ve limonlu kek yaparsınız, reçel yaparsınız, limonata yaparsınız, ona bir değer katarsınız. Birden o olumsuz gördüğünüz şeyler hayatınıza bir tat katar. Hayat sizin bakış açınızla anlam kazanır. Unutmayın, ya o limona razı olacaksınız ki emin olun 25 yaşında hayat benim elime kocaman bir limon verdi. Ama ben razı olmadım, çalıştım. Kazık mı? En alasından yedik. Arkamızdan mı bıçakladılar? En alasından, ama asla pes etmedim. Çünkü beni yıkamayan, seni yıkamayan her şey seni güçlendirir. Hadi bakayım, kollarınızı sıvayın. Kendinizi geliştirin. Hayatınıza tat katın, sizin elinizde. Ne dedik? Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir. Biz hep kuyunun ne kadar derin olduğuna takılırız. Halbuki ip ne kadar uzun veya kısa ya da ne kadar yeterli. Hayat gibi, olaylar gibi. İşte o kuyu sizin hayatınız, ipse sizsiniz. İlmik ilmik, düğüm düğüm. Bazen zor, bazen rahat, bazen kolay. O ipi ne kadar örerseniz, örmek için ne kadar kendinizi geliştirir, gayret ederseniz, işte o kuyunun derinliği o kadar azalır. Ve siz o ördüğünüz ip kadar başarırsınız ya da başaramazsınız. Derin olan kuyu değil, kısa olan sensin. Merhaba. Asıl sorun hata yapmanız değil.
hata yapacaksınız ki olgunlaşın, büyüyün, daha da güçlenin. Asıl sorun ne biliyor musunuz? Değmeyen insanlara, yanlış insanlara doğru şeyler yapmanız. Hayatınızdaki güzel duyguları hak etmeyen yanlış insanlara harcamanız. Onların bunu anlayacağını beklemeniz. Evet, asıl sorun hata yapmanız değil. Hata yapmaktan korkmayın. Tabii ki üst üste hatalar değil. Yapacaksınız, akıllanacaksınız, tecrübe olacak ve siz güçleneceksiniz, büyüyeceksiniz. Asıl sorun ne? Yanlış insanlara doğru yaptığınız, doğru verdiğiniz şeyler. Bunları gözden geçirin. O yüzden hak etmeyene hak ettiğinden fazlasını vermeyin. Tamam?